Merhaba arkadaşlar, bilgisayarın bilinmeyenler kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bir önceki videolarımızda hatırladığınız üzere bir adet Air kumanda, yani kumanda mouse tanıtımı yapmıştık. Hatırlıyorsanız ona benzer kablosuz mini klavyelerden de alıp deneyeceğimi söylemiştim. Hem Everest'in hem Piranha'nın klavyelerin ikisini de aldım. Everest'i Shock'tan aldım. Piranha'yı A101'den aldım. Bunu Everest'i 120 TL'ye aldım. Shock'tan aldım. Önce bunu kutu açılışını yapacağım. Daha sonra Piranha'nın kutu açılışını yapacağım. Daha sonra karşılaştırmalarını yapacağım. Hemen hızlıca videoya geçmek istiyorum. Şöyle göstereyim. Kablosuz mini klavye, wireless mini keyboard diye söylemiş. Şöyle şu kısımdan. Burada dokunmatik, mouse, wireless, şarj edilebilir, tak çalıştır, 3 renk diye bize belirtmiş. İçerisinden hangi renk çıkıyor bilmiyorum. Mor, yeşil ve pardon, o kendi renkleriymiş. Mor, yeşil, sarı renklerde olabiliyormuş. Burada tank renk mi bilmiyorum. İçindeki hangi renk onu da bilmiyorum. Şöyle akıllı televizyonunuza, işte bilgisayarınıza, laptopunuza vesaire hepsine bağlanabiliyor. Burada zaten hepsini göstermiş. Şu ışığımı kapatacağım parlama olmaması için. Akıllı telefon, akıllı TV, Android TV, tablet, Xbox 360, PS3 oyun konsolları diye belirtmiş. Muhtemelen PS4, PS5'e de olur ve bilgisayar diye belirtmiş. Özellikleri durdurup okuyabilirsiniz. Ben hızlıca okuyacağım. Mini kablosuz klavye, dokunmatik mouse, 3 renkte ışıklı tasarım. Işığını açmak için FN artı F2 tuşlarına basarak renkler arası geçiş yapabilirsiniz diye belirtmiş. Açınca görürüz. Bunu inceleme yapmayacağım bu videoda. Bilgisayar başında inceleme yapacağım. Bu sadece kutu açılışı olacak. Kutu açılışı izlemek istemeyen arkadaşlar ona göre karar verebilir. Daha sonra inceleme videosunu çekeceğim detaylı bir şekilde. Bilgisayar, akıllı telefon, oyun konsolu, Smart TV, Android TV'lere bağlanır. Mini boyutu ile yanınızda her yere taşıyabilirsiniz. Kullanımı kolaydır. 2,4 GHz kablosuz bağlantı ile 10 metreye kadar kullanılabilir. Şarj edilebilir dahili batarya. Windows, Android, Mac, Linux destekler. PS3, Xbox 360 destekler diye söylemiş. Şöyle modeli zaten burada görünüyor. EVMK10. Zaten bir tek çeşidi var. Hızlı açıyorum. Şunu acaba altında ne vardı da wireless'e yapıştırdılar onu da bilmiyorum. Çünkü planın da aynı burasında wireless yazıyor. 2,4 GHz wireless diye belirtmiş. Ya da kutuda bir burada eksiklik vardı da bunu sonradan mı yapıştırdılar onu da bilmiyorum. İçerisi boş. Kutuyu uzaklaştırıyorum. Şöyle. Zaten daha önce Piranha ve Everest ürünlerinde söylemiştim. Muhtemelen bunlar aynı yerlerde üretiliyor ve buralarına daha sonra işte Everest veya Piranha yazdırılıyor diye düşünüyorum. Çünkü aynı kalitedeki ürünler. Belki bir tık Everest bilmiyorum daha kaliteli ürettiriliyor olabilir. Ama aynı olduğunu da düşünüyorum. Sonuçta bunların hepsi Çin'den geliyor. Şöyle kablosuna bakacağım. Şu poşeti de kenara alalım. Kullanım kılavuzu klasik. Mini klavye diye belirtmiş. Şöyle açılıyor. Hızlıca açıp göstereceğim. Burasında bir şey yok. Şu tarafında da böyle Türkçe olan kısım neresi? Orayı göstereyim. Şurası. Daha doğrusu şöyle sırayla göstereyim ya. Şöyle. Hatta tüm sayfayı göstereyim. Siz istediğiniz yeri durdurup okuyabilirsiniz. Zaten ben gerekli yerleri okuyacağım. Şarj akımı 300 mA demiş. Çalışma akımı 50 mA demiş. Çalışma voltajı 3,3 volt. Onun haricinde 10 metreye kadar menzil. Klasik Bluetooth menzili. Ağırlık 110 gram. Onun haricinde Windows XP'den ve Windows 2000'den itibaren destekler diye belirtmiş. Ayrıca burada işte bakım, cihaz sökme takma,
aksesuarlar, sorun giderme vesaire. Kullanılabilir platformları yine burada göstermiş. İşte alıcının bağlanması, hassas ve kullanışlı dokunmatik yüzey fare diye belirtmiş. Onun haricinde şu kısım cihazın bağlanması vesaire. Alıcının bağlanması. Otomatik uyku ve uyanma özelliği. Kullanımdan sonra klavyenin kapatılması. Buna tekrar değiniriz olmazsa. Şöyle kablosunu açacağım hızlıca. Kısa, bayağı bir kısa. Şu kadar. 15 santim vesaire ancadır diye düşünüyorum. 20 santim yok galiba. 15 santim, 15-20 arası bir şey. Şöyle bunun boyutuna oranlayalım. Şarj olacağı için sürekli sonuçta buna bağlı olarak kullanılmayacağı için klasik mikro USB kablo. Normalde bu kablonun uzunluğundan illaki her evde vardır diye düşünüyorum. Çünkü Android cihazlar Type-C'ye geçmeden önce bunda kullanılıyordu ve birçok elektronik cihazın kullanımı bu şekildeydi. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Şu ışığımı da açayım. Hatta bu çok parlatıyor. Bunu kapatalım. Şöyle burada işte klasik klavye gibi Enter'ı, boşluğu vesaire, F tuşları, işte Shift'imiz, kontrolümüz, Fn tuşlarımız vesaire, yön tuşlarımız, işte ses açma, kapatma, durdurma, başlatma, sardırma gibi tuşlar ve klasik touchpad mouse görevini gören kısmı da bulunuyor. Burada böyle buraları tırtıklı yapmışlar. Elimizden kaymaması için. Burası batarya pil bölümü. Şu bataryayı buradan şu şekilde çıkartabiliyoruz. Bunun pilli versiyonu da var muhtemelen. Şöyle tekrar göstereyim. Şuralara pil takılabilen, ancak buranın pil takılıp temas etmesi gereken yerleri anakarta takılmamış. Çünkü bu bataryalı şarjlı olan versiyonu, gördüğünüz gibi burada bunun kısmı mevcut. Bataryamızı, bu bataryayı hatırlarsınız. Klasik 3310'ların bataryasıydı yanlış hatırlamıyorsam, eski telefonlarda kullanılıyordu. Tuşlu telefonlarda. Şöyle üst kısmında on off bulunuyor. Bu da USB kısmı. Şöyle hızlıca takıp göstereyim. Şarj için. Şöyle. Burada şarj olurken herhangi bir ışık vesaire yanmıyor. Şuradaki ışıklardan bir tanesi yanabilir. Çünkü batarya gösteriyor galiba. Onu incelemede detaylı zaten bakarız. Şöyle burayı on kısmına getireceğim. Açıldı. Burada böyle lamba gibi bir şey yandı, söndü. Muhtemelen bu şarjını da mavi gösteriyor. Şarjı mavi, dolu mu? İşte boş mu bilmiyorum. Burada haricen başka, pardon, bu ne anlama geldiğini bilmiyorum şu işaretin, ama bu şarj muhtemelen şarj dolarken uyanıyordur. Bu da muhtemelen eşleşmeyi bekliyordur. Şuradaki USB'miz, alıcımız. Bunu bilgisayarımıza veya telefonumuza veya işte hangi cihazda kullanacaksak, işte PlayStation olur, akıllı televizyon olur. Bundan sinyal gelecek. Sinyalimizi alacak ve bağlantı sağlanmış olacak diye düşünüyorum. Burası böyle biraz normal plastik, yumuşak değil. Buradaki işte işaretleri göstermiş. Tek tıklama, çift tıklama, sağ tık, sol tık vesaire, işte aşağı yukarı çekme işaretleri gibi. Burada yine ses kısmı, açma, mouse, kapatma, açma, işte sağ tık, sol tık buradan kullanabilirsiniz diye belirtmiş. Bunlara tıkladığımızda bu ışığımız yanıyor. Çünkü eşleşme olmadığını bize belirtiyor. Eşleşme yapın gibisinden diye düşünüyorum. Tuşlar iyi. Tuşlar böyle çok dandik durmuyor. Kötü bir hissiyat vermiyor. 120 TL eder mi? Onu alıp karar vermeniz gerekiyor. Ancak Plana'nın modeli de 100 TL. Plana'yı da inceleyeceğim ama aşağı yukarı aynı ürünler olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu şekilde bir cihaza ihtiyacınız varsa, buna yakın çok fazla fiyat görmedim. Yani 100 bandında, 120 bandında çok fazla bir böyle kablosuz küçük klavye görmedim. Onun için alınıp kullanılabilir diye düşünüyorum. Şurada birkaç şey daha söylüyordu.
Ama bunları incelemede yaparız detaylı ya. Video uzamasın. Bağlanması vesaire zaten videoda hepsini gösteririm. Nasıl bağlanıyor, nasıl işte ışıkları nasıl değiştiriliyor vesaire. Bunların hepsini o videoda anlatırım diye düşünüyorum. Buradan tekrardan kapatıyorum. Off konumuna getiriyorum. Onun haricinde cihazın başka bir mevzusu bulunmuyor. İncelemede tuşlarını vesaire her şeyini deneriz, bakarız kalitesine. Ona göre anlarız. Bu şekilde bu videodan sonra Pirana'yı deneyeceğim. Pirana videosuna geçebilirsiniz. Daha sonra da ikisinin karşılaştırmasını hızlıca yapmaya çalışacağım. Bu şekilde videomuzun sonuna geldik. Eğer ki videoyu beğendiyseniz, videomuz hoşunuza gittiyse beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Yine bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.